Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Muhittin Sami Yaygıngöl görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor ve ben Bahattin Apak, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak bu günlerimizi aratmasın. Cuma gecemiz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. İçinde bulunduğumuz ayın da feyzi ve bereketinden istifade etmeyi Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin inşallah. İnşallah. Hem cuma gecesi hem Ramazan-ı Şerif. Kıymetli aylar tabii. Aslında bütün aylar kıymetli. Ama Cenab-ı Hak bazılarından üstün yaratmıştır. Recep ayı, Şaban ayı. Hele Ramazan-ı Şerif. Şeytanların bağlandığı bir aydır. Böyle bir gecenin içerisinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak inşallah da istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Şimdi kitaplarda bir şey anlatılıyor da Bahattin Bey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, eğer insanlar idrak edebilmiş olsa, bilebilmiş olsalar, senenin tamamını Ramazan olmasını, Ramazan ayı olmasını isterlerdi. Tamamını. Evet. Tabii biz onu fark edemiyoruz. Yani bir şeyler hissediyoruz da, tamamını anlayamıyoruz, evet, kavrayamıyoruz. Cenab-ı Hak hatta hadis-i şerifte buyuruyor. Bu ayda rızıklar artar. Hakikaten öyle. Gözünle görüyorsun bunu. Evet. Artıyor. Fakir fukara düşüncesi harekete geçiyor, şey yapıyor. Diğer aylarda böyle olmuyor. Farklı bir ay. Bu sadece bizim maddi tarafından gördüğümüz tarafı. Bir de manevi tarafı var insanlar istifade etmesi. Çünkü Ramazan kelimesi zaten yanmak, yakmak anlamında olması sebebiyle bu ayda Cenab-ı Hak günahları yakıyor, yok ediyor. Böyle bir özelliğe mi sahip, böyle bir özelliğe sahip. Ve böyle bir ay içerisinde iken, konumuz da zaten sadaka vermek ve önemi. Şimdi sadaka vermek, zekat zaten emirdir. Peki sadaka? Sadaka iki çeşittir. Birisi bu aya mahsus, Ramazan ayına mahsus sadaka-i fıtır var. Bunu vermek de vaciptir. Evet. Emirdir çünkü. Dinen zengin olan bir kimsenin zekat vermesi farz, sadaka-i fıtır vermesi vacip, kurban kesmesi vaciptir. Nisaba malikse. Nisap 96 gram. Efendim işte geçenlerde birisi anlatıyor, diyor ki 180 gram diyen var, 82 diyen var, 85 diyen var, 95 diyen var, 93 diyen var. Bunu dedi, birisi soruyordu. Yani dedi, siz dedi ısrarla 96 diyorsunuz dedi. Bunu dedi, yani bir ölçüsü kantarı yok mu? Olmaz olur mu? Ölçüsü var. 20 miskal altındır. 1 miskal altın 4.8 gram geliyor. O 1 miskal altın için de şu kadar kıraat-ı şer'i eder. Bir kıraat-ı şer'inin de işte uçları kesik, işte şu kadar arpa ettiği fıkıh kitaplarında yazılı. Mesela 5 tane arpa veyahut da 7 tane arpa, şu anda hatırımda değil. Şu kadar arpa eder buyuruluyor. Şimdi yazıyor bu. O kadar arpayı al. Hassas teraziler var. Evet. Dijital de var, hassas da var. Götür tart. Zor bir şey değil ki. Hani bu skolastik düşünce dedikleri Avrupa'da biz yaşamadık onu. Onlar yaşadılar skolastik düşünceyi. Çünkü kilise öyle baskı kurmuştu ki onların üzerine. Ne derse o. Ama İslam dünyasında öyle bir şey olmadı. İslam dünyasında ortaçağ karanlığı yok. Ortaçağ karanlığı Avrupa içindir. Bizde öyle bir durum söz konusu değil. Ortaçağ'da İslamiyet yani her tarafa ışığını yayıyordu, nurunu yayıyordu. İlimle, faziletle, her şeyle yayıyordu. Tabii bizde dilini öğrenmeyen ve de İslam tarihini okumayan kimse ortaçağ İslam dünyası için zannediyor. İslam dünyası için değil, Batı dünyası için karanlıktı ortaçağ. Bizim için değildi efendim. O skolastik düşünce de basıyordu baskıyı. Diyor ki benim dediğim olacak. Hatta ona çarpık bir misal olarak şöyle bir şey anlatılır Bahattin Bey. Bu felsefeciler. Böyle âlâ ile velâ ile falan tutuluyor da felsefe. Yani insanı bir neticeye kavuşturmayan. Bana göre bu böyle, sana göre öyle. Evet. Tamam mı? Evet, bana göre işte bu gökler var ya şöyle yaratılmış. Ne o sana göre? Bana göre de böyle yaratılmış. Yok ya, sen mi yarattın? Yok. Yani bir düşünce, başka bir şey değil. Evet. Başka bir şey değil. Farazi. Yani bir yerde de lüzumsuzluk. Onun için felsefeciler kendi akıllarına göre inaniyet sahibidir ve kibirli olurlar. Evet. Ve insanlara da bugüne kadar rehberlik de edememişlerdir. Ama efendim işte daha önce yaşamış olan bazı felsefecilerin söyledikleri doğru sözler. O doğru sözleri de peygamberlerden çalmışlardır. Kendilerinin öyle bir doğru sözü yok. Evet. Bunun aslı. İşte o dönemde bu felsefe güruhundan bir grup oturmuş böyle tartışıyorlar.
Katırın ağzında kaç tane diş var? Birisi diyor ki bana göre 3 tane. Zamanımızda da var aynen böyle bana göre diyor konuşuyor. Bana göre 3 tane. Öbürsü diyor ki yok diyor bana göre 5 tane. Öbürsü yok bana göre 7 tane falan. Bunlar başlamışlar. Yok efendim bana göre 3 tane sebebi işte. Kendi aklına uydurduğu bir sürü delil sebep neyse onu koyuyor falan söylüyor. Öbürsü ispat ediyor. Onlara hizmet eden bir adamcağız varmış. Hizmet ediyor. Ondan sonra yani o iki katlı bina altı ahırmış. Bunlar yukarıda münazaralarına devam ediyorlar veyahut da münakaşalarına. O hizmetçi demiş ki ya demiş aşağıda ahırda katır var demiş. Bu kadar demiş saatlerdir demiş kavga edip duruyorsunuz. İnin aşağıya açın katırın ağzını sayıverin dişini. Kaç tane dişi olduğu açıkça. Vay demişler sen ilme karşı geliyorsun ha. Nasıl karşı gelirsin sen ilme. Şimdi hangisininki ilim? O hizmetçinin söylediği. Evet. Yani realitedir, doğrudur. Yani tecrübedir işte. Git bak. Şimdi zekat konusunda kitaplar yazmış. Bu faraziye değil. Yani uzakta değil, uzayda değil, Merkür'de değil, Venüs'te değil. Hanefi fıkıh kitaplarında bu açıkça yazılı. Hatta tam ilmi hasadet ebediği kitabının zekat bahsinde de İbn Abidin'den alınarak nakledilmiş orada da yazılı. Hani gidip de asıl kitapları böyle tercüme ederek bulamayacaksa, şey yapamayacaksa orada da yazılı. İşte bir dirhem şu kadar kıratler, kıratı şer'i, kıratı örfi ve onların da aynı şekilde bütün detayları var ve mesela uçları kesilmiş şu kadar arpa eder diye. Sen de al götür tart ve yapılan tartım neticesini hakikaten görüyorsunuz. Bir miskal altın, 20 miskal diye zekatın evet. Nisabı, bir miskal altın bugünkü bizim kullandığımız birim olarak 4.8 gram geliyor. Evet. Hassas teraziler 4.8. 20 ile çarp 4.8'i 96 gram çıkıyor ya. 96 gram çıkıyor. Evet. Hani adam demiş ya ben demiş Şam'dayken demiş böyle demiş 5 arşın demiş atlıyordum falan. Demiş özür dilerim Halep'teyken demiş ben Halep'teyken bir atladım demiş böyle 5 arşın demiş hemşehrim Halep oradaysa arşın burada gel arşınlayalım atla illa Halep'e gitmene gerek yok Halep'e gitmene gerek yok eğer arşınlaysa bu iş tamam işte hesap kitap fıkıh kitaplarında belli sana göresi bana göresi olmaz peki niye söylüyor adam onu özür dilerim efendim yes. Şimdi bazıları, ben kendi ümmet ve ilahiye çıkışlı olduğum için iyi biliyorum. Adam bir kitap yazıyor falan. Şimdi bazı böyle kıyasadaki biri 80 demiş. Ben de diyorum ayrı bir yol tutayım 82 gram. Ölçüsü kantarı yok ha. Özür dilerim. Ölçüsü kantarı falan yok. Hesabı kitabı da yok bunun. Kendine göre. Kendine göre ortalama bir şey tutturmuş. Ortalama bir şey tutturmuş. Mesela namaz vakitlerinde de bazı yerlerde böyle bir oynamalar var ya. Bu oynamalar sebebiyle ben de diyor bir orta bir yol tutturayım falan. Sonrakiler diyor bu ne? Ya diyor ben diyor işte orta bir yol tutturdum. Hesap değil. Birisi zaten ifrata kaçmış birisi de bununki de hani şey değil. Normal bir şey değil. Evet. Normali burada o tutuyor öyle. Dolayısıyla zamanımızdaki insanlarda ve dini konularda bilhassa ölçüyü kaçırmış. Şimdi bir de ne oluyor biliyor musunuz Bahattin Bey? Bir hadis-i şerif var. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. İnsanların dini talebi nasılsa Allah-u Teala da onlara öyle din adamı gönderiyor. Onlar nefsine uygun konuşan tamam. Nefslerine uygun konuşan o da gidiyor. Anlatan da gidiyor. Ve aynı şekilde dinleyen de gidiyor. Tercih herkes kendine ait. Tercih herkesin kendisine mi ait? Evet herkesin kendisine ait. Demek ki esas konumuz sadakaydı. Sadakadaki yani sadakayı fıtır olarak verilenler var. O vaciptir. Kurban kesmek vaciptir. Bir de sadakayı fıtırın dışında sadaka gelen anlamı itibariyle kitaplarda tarif edilirken muhtaç olan kimselere verilen mala sadece paraya değil. Verilen mala sadaka denir. Bu mal ekmek de olur. Ondan sonra peynir de olur. Ondan sonra ceket de olur. Kravat da olur, etek de olur, tişört de olur, ihtiyacı. Ayakkabı da olur tabii. Bir her kimsenin muhtaç olan kimselere verilen mala, muhtaç olan kimse. Ayakkabıya muhtaç, ayakkabı verdin, sadaka oldu. Çizmeye muhtaç, çizme verdin. Adam mesela diyelim ki tarla sulayacaktı, tarlası vardır. Veyahut da aynı şekilde balıkçılık yapıyordur, derede balık tutuyordur mesela. Yoktu çizmesi. Yani herkesin kendisine ihtiyaç olan veya eldiven veriverdin. Yahut da mesela kardan da göz etkilenir, güneşten de etkilenir. Kar gözlüğü verdin. İhtiyacı vardı. Evet. Sadaka mı oldu? Evet, sadaka oldu. Yani hiçbir karşılık beklemeksizin zenginin veya hali vakti yerinde olan kimsenin fakir kimselere verdikleridir. Fakir kimselere verdikleri sadaka mıdır? Sadakadır. Peki zengine de veriyoruz. Şimdi orada kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki
Mesela adamın zengin mi fakir mi olduğunu bilmiyorsun. Geldi birisi mesela, hali vakti yerinde olan, senin halin vaktin böyle nisaba malik misin değil misin bilemedi, bilemedi. Saati çıkardı, sana dedi, hediye ettim dedi. Tamam mı? Evet. Hediye ettim dedi. Çekti gitti. Şimdi sen fakirsen, şeran fakirsen, bu sadaka sevabı hasıl oldu. Yahut da seni fakir zannetti, seni fakir zannetti, o sadaka niyetiyle verdi. Ha dedi, bunu sana verdim dedi falan, gitti. Sadaka niyeti. Ama sen dinen zengindin. Hediye oldu. Peki o zaman sevaplar değişmiyor mu? Hediye sevabı aldı o veren kimse. Öbürsü, öbür türlü sadaka sevabı oldu. İkisi de caiz mi? İkisi de caiz. Evet. Onun için hediye zengine de verilir. Ama sadaka sadece fakire verilir. Fakire. Sadece fakire verilir. Çünkü bir kimse zengin olduğunu bilmiyorsun ama zengin, ona sadaka diye verdiğin otomatik olarak hediyeye dönüşür. Peki fakir diye zannettiğin, evet, kimseye hediye diye, zengin aslında, zengin diye görünüyor, ona hediye diye veriyorsun, aslında fakir, o da sadaka haline dönüşür mü? Dönüşür. Demek ki bizim vazifemiz sadece vermek mi? Vermek. Hatta kitaplarda anlatılırken, tanımı yapılırken, tarifi yapılırken sadakanın, buyuruyor ki sadaka iyilik, ihsan, ikram anlamlarına da gelir. Şeyi hocam, bir şimdi söylediğiniz fakir zengin hediye olur. Sadakayı fitri veya zekatı verirken muhakkak fakir olmasını. Tabii. Değil mi? Onu araştıracağız. Çünkü şimdi dinleyicilerimizi sadakayı fitri verirken de o niyetle verdim diye şey yapsa olmuyor. Olmaz. Mesela harcı bir gün içerisinde bir sürü para dağıtmış. Sadakayı, ya bugün gittim işte, hani şimdi Sultanahmet'e gittim, orada bir sürü fakir fukara da vardı, hepsini dağıttım. Hatta Eyüp'e gittim, orada dağıttım falan. Dağıttın da neyi dağıttın arkadaş? Olmaz. Ya o kadar para verdim arkadaş diyor. Ya o kadar para verdin de sadaka-i fıtır olmadı. Sadaka-i fıtır bir ibadettir. Başlı başına yani Cenab-ı Hak bildirdiği belli ölçüler var. Onlar içerisinde un, buğday, kuru üzüm, hurma, arpa. Bunlardan birisini tercih edeceksin. Ne fark eder? Çok şey fark eder. Çok şey fark eder. Mesela undan tercih ettin. Ondan tercih ettin. Kilosu 1 milyon. 2 milyon kurtarır. Evet. 1 milyon 750 bin kurtarır fiyatı. 2 milyon diyelim. Yani bazen 1-200 olan onlar, onun şeyine göre ortalama fiyatı. Yani 170 kuruş diyeceğiz. Evet. Değil mi? Veyahut da 2 lira kurtarır. 2 lira kurtarır. Ama hurmadan olunca 90 liraya kadar çıkıyor bu. Evet. Fark ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Ediyor tabii. Şimdi benim halim vaktim çok iyi. Şimdi ben kalsam da aynı şekilde 1 liradan versem olmadı. Olmadı. Kendim bakacağım. Cenab-ı Hak. Efendim bu neye göre hesap ediliyor? Yok. Bugün biz Bahattin Bey'le işte pazarlık yapıyoruz. Ne kaçtan olsun falan. Ya böyle pazarlık yok. Allah-u Teala bildirmiş zaten bunu. 5 tane madde var. Buğday, un, arpa, kuru üzüm, hurma. Bu hiç değişmez. 15 asırdır böyle. Miktarlar da bildirilmiş. Un ve buğdaydan 1750 gram Hanefi mezhebinde, hurmadan, kuru üzümden, arpadan da 3,5 kilo. Sen tercihini kendin yap. Evet. Sen tercihini kendin yap. Benim halim vaktim, mesela fakirlerin de vermesi iyi olur buyuruyor. Fakir, mesela buğdayın en düşük fiyatı bugün aşağı yukarı 1750 gram buğday 700 bin liraya kadar, yani 70 kuruş. Evet. Öbürsüne hep dilimiz alışıyor da 70 kuruş. Veyahut da 1 liradan aşağı vermeyeceğim, o da 1 lira verebilir mi fakir? Evet. Ben de vereyim diyor. Versin. İyi olur. Mecbur değil. Mecbur değil. Hatta kendisine sadakayı fıtra verilse, o verilen sadakayı fıtralardan, ki onun oldu, ondan kendisi aynı şekilde bir başka fakire verebilir mi? Evet. Verir tabii. Ne olur? Çünkü bu konuda hadis-i şerif var. Hani orucunuz böyle muallakta duruyor. Sadakayla onu, sadakayı fıtırla onu bağlayın. Gayret ediyor, vermek istiyor. Versin. Cenab-ı Hak hepsi için bildirmiş bunu. Efendim benim durumum yok, daha yüksek. Ha, daha yüksekse ona göre. Mesela Ramazan-ı Şerif'te oruç tutamayan ömür boyu hastadır mesela, tutamayacaktır. Evet. Şeker hastalar var mesela öyle. Veya buna benzer rahatsızlık olanlar var. Ve yaşlıdır. Bir de gençleşmeyecek. Oruç tutamıyor. Ha, bunlar fidye verecek. Şimdi şeker hastası da olsun, yaşlı da olsun. Yaşlı ama zengindir. Değil mi? Evet. Ne kadar vereceğim? Şimdi undan olsa 52,5-53 kilo un. 53 kilo un eder. Ya benim halim vaktim düzgün. Tamam. 105 kilo hurma ver. Değişti. 105 kilo hurma ver. Hurmanın da kalitelisi var. Daha kalitelisi var. Değil mi? Şimdi mesela 10 liraya da hurma var. Ama 90 liraya da hurma var kilosu.
Tercih sana ait. 105 kilo hurma ister 10'la çarp ver, ister 90'la çarp al, bedelini antrenmek ver. Demek ki Allah-u Teala her asırda, her zamanda, kıyamete kadar kullarının ibadetleri yapabilmesi için belli temel ölçüler bildirmiştir. Mesela şeyde de öyle. Oruçta Ramazan-ı Şerif'in başlangıcı. Hilalle, hilali görün başlayın, hilali görün bayram edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Hadis-i Şerif'te geçiyor bu. Dinimizin emri böyle. E şimdi efendim bir gün öncesi bir gün sonrası böyle karıştırıyorlar ya gene. Evet. Hep böyle karıştırıyorlar ya. Bir gün öncesi bir gün sonrası. Neye göre? Efendim biz de hesapla başlıyoruz, hesapla bitiriyoruz. Doğru. Yani Türkiye'de de aynı şekilde bu hesaplar hassas mıdır? Hassastır. Ama hesapla başlayın, hesapla bitirin demiyor din. Ya hilali görün, oruca başlayın, hilali görün ve bayram edin buyuruyor. E bunun böyle yapılmadığı için ne yapılmalı böyle dönemlerde? O bile yazılmış kitaplarda. Böyle hilali görüp başlanılmadığı, hilali görüp bayram edilmediği zamanlarda, asırlarda başlangıcı ve sonu için Ramazan-ı Şerif'ten sonra iki gün oruç tutmalıdır buyuruluyor. Başlangıcı ve sonu için. Tereddütlü çünkü. Evet. Ha, daha önce peki, daha önce zaten mesela Osmanlı döneminde mesela Anadolu'da belli yerlerde, diğer yerlerde de aynı şekilde, diğer ülkelerde de vardı. Hilal gözetlenirdi. Mesela bunlardan bir tanesi Kayseri. Ben Konya'da bir yer biliyorum. Konya'nın Takkeli Dağı dediği bir yer var. Orada hilal gözetleniyor. Antalya'da bir bölge. İstanbul'un ufku sislidir. Ve belli yerlerde buralarda hilal gözetlenir. Ufuk taranır. Görüldüğü zaman haber verilir. Ve emin kimseler çıkartılır buraya. Yalan söylemeyen güvenilir kimseler. Aynı şekilde haber verir. Ve o zaman Şeyhülislam var. O tak diye bunu ilan eder. Tamam der. Hilal görülmüştür. Ve ondan sonra ilan edilir. İlan edilince de tak diye başlanır. Hilal görülerek oruca başlanıyor. Ve hilal görülerek de bayram ediliyor. Ben babaannemden dinlerdim. Dedi oğlum dedi bir gün dedi böyle dedi. Tam dedi öğleye kadar dedi oruçlu durduk. Dedi, haber geldi dedi. Bugün bayram dedi. Hemen dedi bozduk dedi oruçları. Bozduk. Ama nereden geldi? Böyle uyduruk kaydır kimselerden değil. Uyduruk. Şimdi mesela hilali gördük diyorlar. Nerede görüldü? Diyor, televizyonda göstermişler diyor. Televizyonda biz de göstereceğim. Bir tane hilalin bu şeyini tabii, çekersin. Onu hilal işte. Gördük diye. Efendim işte yani Türkiye dışında işte hilali görenler var. Çoğu yalan söylüyor. Çoğu değil yalan söylüyorlar. Görmüyorlar. Görmeden gördük diyorlar. Yalan söylüyorlar. Çünkü ellerinde onların da hesaplar var. Amerikalıların deniz piyadeleri için hazırladığı almanaklar var. Suudiler falan yaptıkları hep o. Yani yalan söylüyorlar, kandırıyorlar. Peki efendim yani biz mesela Ramazan-ı Şerif'in başlangıcını tarıyoruz. Ama çok enteresan ya. Hikmet-i İlahi Cenab-ı Hak kullarına gene merhamet ediyor. Ramazan-ı Şerif'in girerken dikkat edin. Hemen hemen her sene hava böyle karışıyor, bulutlanıyor. Ufuk karar şey yapamıyor. Göremiyorsunuz. Evet. Hakikaten göremiyorsunuz. Kurban Bayramı da öyle. Kurban Bayramı'nın da aynı şekilde Zilhicce ayının girişi önemli. Girerken hilali görmen lazım. Çünkü Zilhicce'nin 9. günü Arefe günü. Bir gün önce yaparsan Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak farzdır. Haccın farzlarındadır. Yapamazsan gitti. Hac gitti. Haccın 3 tane farzı var. Bir tanesi orada vakfeye durmak. Tabi Ramazan-ı Şerif'in bayramı. Ramazan-ı Şerif bayramı. Hilali görünce başlayacak. Efendim hilali görmedi. 31 hayır. Arabi aylar, kameri aylar ya 29 çeker ya 30 çeker. 31 çekmez. Evet. 31 çekmez. 28 de çekmez. Ya 29'dur ya 30. Ya 30'dur. Fazla çekmez çünkü bir sene 354 gün. Onun için böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Ramazan-ı Şerif'ten sonra başlangıcı ve sonu için birer gün oruç tutmak mı lazım? Evet, oruç tutmak lazım. Nereden açılmıştı konu? İnsanlar şimdi meseleyi tabii dinimizin bildirmiş olduğu temel meseleler, kitaplarda temel bilgiler verilmiş. Bunlar verilmediği için zannediliyor ki bu nasıl oluyor falan. İşte Cenab-ı Hak öyle bir emir koymuş ki hilali gör, oruca başla, hilali gör, bayram et. Yani ovada, çölde yaşayan kimse için değildir. Ondan sonra güneşin hareketine göre, güneş işte doğduğu zaman, doğmadan önce o şafak vakti, işte sabah namazı, şafaktan sonraki vakit, sabah, şafaktan önceki imsak vakti, imsaktan önceki diyoruz işte oraya, orası sahur vakti. Yani bunu çıplak gözle elektrik olmasa bile ben çocukluğumda hatırlıyorum. Çünkü o zaman elektrik yoktu bizim oralarda. Çok net hatırlıyorum. Yani o şafağın meydana gelmesi, ondan sonra sabah namazının girişi, öğle namazının vaktinin girişi, ikindi namazı. Güneşe göre çıplak gözle şey yapıyorsun. Yani bak böyle emretmiş.
saate göre değil, takvime göre değil, bunlara göre değil. Ve zekat içinde bildirilen hükümler de öyle midir, öyledir. Dolayısıyla zekatta nisap konusu sadaka-i fıtırda da aynı şekilde o geçerli. Oradan çıkmış da Cenab-ı Hak ölçüyü bildirmiş. Evet. Yani pazarlık meselesi değil bu. Onun için nisap 96 gramdır. 96 gram altın olan dine zengindir, zekat verecek. Sadaka-i fıtırda vermesi lazım mı? Lazım, vacip çünkü. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz sadakanın önemi. Evet hocam. Şimdi efendim, sadaka muhtaç olan kimselere verilen mala denir diye nakletmiştik. Sadaka iyilik, ihsan, ikram anlamına da gelir diye kitaplarda bildiriliyor. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de zekat karşılığı olarak da geçiyor sadaka. Kur'an-ı Kerim'de zekat karşılığı olarak da geçiyor. Tabii sadakanın bir sadaka-i fıtır tarafı var. O vaciptir. Dinen zengin olanlara vaciptir. Ama onun dışına çıkardığınız zaman sadaka vermek nafile bir ibadet mi? Evet. Zekat vermek farz bir ibadet. Sadaka-i fıtır vacip bir ibadet. Ama genel olarak yapılan iyilikler, yapılan hayır, hasenat bunlar sadaka sınıfına girer. Ve bunlar nafile midir? Nafile. Halk arasında bir de Bahattin Bey nafile deyince lüzumsuz zannediliyor. Öyle değil ya. Yani farz-ı vacip olmayan ibadetlere nafile denir. Farz-ı vacip olmayan, yani zekat ve sadaka-i fıtır olmayan, olmayarak yapılan hayır hasenata, yardımlara sadaka denir. Sadaka evet. denir. Yani nafile denir. Ve sevap var mı? Elbette ki sevap var. Ve tabii ki sadaka emir değil. Sadaka emir değil. Zekat emirdir. Sadaka-i fıtır emirdir. Bunlarda riya olmaz. Zekatta riya olmaz. Mesela sen gittin, zekat veriyorum dedin. Şimdi kime hava atacaksın? Müslümanların arasında ben zekat veriyorum. Müslümanlar hiç böyle dönüp bakmaz bile. Allah Teala'nın emri. Tabii vereceksin diyecek. Yani sen şimdi kişisel yatsı namazını kılmış olsan, ben yatsı namazını kıldım. İkramı kılacaksın, Müslümansan kılacaksın yani. Bunun şey tarafı. Ha, ben teheccüd vakti 100 rekat namaz kıldım. Ha, o zaman kusura bakma onu söylemen, işte iyi etmedin onu söylemekle. O doğru değil. Onu yaptığın doğru değil. Ama yatsı namazını kıldım, akşam namazını kıldım, öğleyi kıldım, ikindiyi kıldım. Zaten Müslümansan kılacaksın. Bu vazifen senin. Orada riya olmaz. Ama seher vakti kalkıp da, teheccüd vakti kalkıp da 100 rekat namaz kıldım deyince o zaman sakata biliyor. Ramazan-ı Şerif'ten sonra mesela oruçlu geçiriyorsun. Herkese ben bugün oruçluyum falan. Ha kaza oruç tutuyorsan tamam. Kefaret oruç tutuyorsan oruçluyum demenin gene mahsulü gene riya olmaz. Ha, kaza orucu tutuyor. Kefar, ha, bu gene yamuk yapmış işte. Evet. Cezasını çekiyor. Kimse de aferin demez. Aferin de beklemez zaten o kimse. Zekat verirken de zaten kimseden insan aferin bekleyemez. Evet, diyecek adam zaten borcunu verir. Ama zekat borcunu ödemiş, sadakayı fıtırlamış. Onun dışında bu yardım ediyor falan. İşte o zaman şeytan ve nefs devreye girer. Ve nefs tıktıkta senin gibi mübarek adam var mı? Zekatını verdim, sadaka yıktırdım. Ama bak ayrıca sen yardım da ediyorsun. Ama bu adamlar habire yiyor içiyor falan. Bunlar adam mı? Bunlar Müslüman mı? Böyle Müslüman mı olur? Dedirttirir sana. Bir de bir iki de böyle goy goycu gelir de efendim işte sizin cömertliğiniz, sizin işte verdiğiniz, yaptığınız hayır hasenat herkes sizin gibi olsa Allah başımızdan eksik etmesi falan diye. Üç beş de böyle yağcı ve goy goycu yine varsa adam hapı yuttu. Nefsi gitti. Evet. Firavun olur der nefs. Tabii der ya. Benim gibi adam var mı? Herkes benim gibi de demeye başlar. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki insanlar sadaka olarak verdiği şeyi Allah rızası için verirse Hak Teala Hazretlerine verilmiş gibi sayılır ki karşılığında 1000 veya 2000 sevap alırlar. Çünkü sadaka verince kitaplarda anlatılıyor fakirlere verilen sadaka Allah-u Teala'ya ödünç vermektir. Ama buna da riya karıştırma. Allah rızası için yap. Çünkü Allah için veriyorsun. Yani Allah-u Teala sana verdiğinden yine Allah için veriyorsun. Ya veren Cenab-ı Hak. Verme isteğini verdirtiren de Cenab-ı Hak. Sen arada vesilesin sadece o kadar. Sen arada sadece vesilesin. Yine
kitaplarda anlatılırken deniyor ki, imanın kemalatı yani olgunlaşması, parlaması, güzelleşmesi, ahlakın güzelleşmesi insanlara iyilik yapmakla artar ve çoğalır buyuruyor. Çok enteresan ama. İnsanlara iyilik yapmakla. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Sizin iman bakımından mükemmel olanınız, yani olgun olanınız, ahlaken güzel olup insanlara iyilik yapanlardır. Ve bir hadis-i şerifte de yine buyuruluyor ki, insanların en hayırlısı, iyisi insanlara faydası olandır. Bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bir kişi imanının kemalini isterse kendine insaf versin, yani tevazu üzere hareket eylesin ve fakir olduğu halde sadaka versin, bu iki huy imanı kamil derecesini yükseltir buyuruldu. Fakire bile sadaka vermiyor. Onun verdiği de sadaka oluyor çünkü. Evet. Eğer verdiği zengine giderse hediye olur. Hepimizinki öyle. Zengine veriyorsak hediye, fakire veriyorsak sadaka olur. Efendim fakir de sadaka verebilir mi? Elbette. İnsan değil mi o? O cehennemden kurtulmak istemiyor mu? Peki ne kadar verir? İki hurması var da birisini verir. İki tane elinde diyelim ki yani 10 tane kuru üzüm var da üçünü sadaka verir, beşini sadaka verir. Kendi gönlü ne kadar isterse. Veyahut da bir simidi var da yarısını verir. Veyahut da çeyreğini verir. Ekmeğini çeyreğini verir. Bir dilimini verir. Sadaka mıdır? Sadakadır bu. Bunların hepsi. Hatta sadakayı daha da genişletilmiş. Çünkü her iyilik sadakadır buyuruyor. Her iyilik. Yol gösterivermek, insanlara yardım edivermek, ne bileyim aradığı bir şeyi buluvermek, bulmaya yardımcı oluvermek. Bunlar hepsi sadaka mıdır? Elbette ki sadakadır. Şimdi, vermek zor bir şey de, insan eğer azken, hani ya zaten adam muhtaç ya, az nesini verecek falan. Hayır. Azken veremeyen çok geniş veremezmiş Fatih. Evet. Çok enteresan değil mi? Azken veremeyen çokken hiç veremezmiş. O yalanmış o. Hikaye. Ben bir zengin olsam var ya, insanlar falan yalan. Külliye yalan. Çünkü zaman zaman anlatıyoruz işte. Hani hep temele yüklerler ya bunu. Temelle alakası yok gerçi. İnsanın cibilliyetini anlatıyor orada. Yaratılışın hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyleyiz. O temelin ağzından söylenen aynen doğrudur. Temelin ağzından söylettirilen. Hani Dursun Temel'den istemiş ya, iki evin olsa birini verir misin? Verdim gitti demiş ya. İki tane yatın olsa birisini verdim gitti. İki tane işte yazlığın olsa verdim gitti. İki tane araban olsa birisini verdim gitti demiş. İki tavuğun olsa demiş veremem. Var çünkü. Yahu demiş ya, arabayı verdin, villayı verdin, köşkü verdin de arkadaş bunu niye vermiyorsun demiş. Bu var, onlar yoktu. Doğru. Şimdi bizde de para olmayınca hayır hasenat yaparız. Para bir gelsin bakalım bir. Para bir gelsin. O zaman haleti ruhiyen ne olacak? Mesela İbrahim bin Ethem Kudüs'e suresleri hacca giderken bir yerde işte namaz kılacak, abdest tazelemesi gerekiyor. Kuyunun başına geliyor. Kovayı kuyuya sarkıtıyor. Çekiyor. Çekiyor ama ağzına kadar silme, altın. Allah Allah. Ya Rabbi diyor, ben su istediğim bırakıyor onu. İkinci bir daha çekiyor. Bu sefer silme gümüş. Onu da bırakıyor. Bir daha bir bakıyor ki silme mesela çeşitli mücevherler. Mübarek yorulmuş ama. Ya Rabbi demiş, ben su istediydim demiş, onu da bırakıvermiş. Tabii şimdi bunlar hatıra gelince zaten İslam alimler de İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin başından geçen bu hasiyi anlatırken yazmışlar, açıklamışlar. Şimdi çok kimse der ki, zanneder ki, çok kimse demiyorlar aslında büyükler de. Nefs aslında der ki, herkesin nefsi der. Ya işte iki kova, üç kova, neyse mücevherler, üç kova. Bunlar alsa fakirlere dağılsa daha iyi olmaz mıydı? Hayır, imtihan oluyor. Birine tenezzül etmiş olsa bitti o iş. Bitti onun işi. O son artık böyle yorulmuş mübarek çeke çeke bırakıvermiş. Ya Rabbi demiş, ben su istiyordum. Öyle abdest değil de su mu istiyorsun? Abdest almak için bu sefer kuyu yükseliyor. Buyur. Yani şey yapmasına da gerek kalmıyor. Kovayı salmasına da gerek kalmıyor. Allah-u Teala suyu oraya kadar yükseltiyor. Emir verince olur. Her şey onun emrinde. Dolayısıyla şimdi şey itibariyle insandaki niyet neyse Cenab-ı Hak da karşılığını ona göre mi verir? Evet, ona göre verir. Efendim işte fakir olan bir kimsenin de sadaka vermesi, elbette sadaka vermesi iyi olur. Çünkü azken verirse çokken de verebilir. Ama azken veremezse çokken veremez. Evet. Mümkün değil. Mesela İbrahim'in Ethem Hazretleri'nin o başında geçen hadisi herkes atlatabilir mi o imtihanı? Katiye.
Yani şahsen kendimizde ben kendimi yokluyorum katıya. Vermek öyle kolay iş değil ama anlatmak naklediyoruz. Kitaplarda yazılan naklediyoruz. Ama vermeye gelince o vermek farklı bir şey. Verenleri gördükçe kıpta ediyorum, imreniyorum. Kolay iş değildir. Mesela İbrahim'in Ethem Hazretleri, İbrahim'in Ethem Hazretleri olmuş. Efendim biz de öyle oluversek. Peki böyle bir imtihana tahammül edebilir misin? Bunu başarıyla geçebilir misin? Bir düşün bakalım. Ben geçemem. Biz de geçemeyiz. Ben geçemem. Ben öyle kalkıp da aynı şekilde yok efendim ben at. Yok, herkes kendini bilir. Bahattin mi? Herkes kendini bilir. Efendim ben yaparım da falan yok. Zaten yapan konuşmuyor. Yapan şey yapan. Ben şöyle yaptım böyle yaptım diye duydun mu Allah rızası için? Allah rızası için yapanı edeni bugüne kadar duydun mu? Ben Allah rızası için işte şöyle yapıverdim böyle yaptım duydun mu yok? Mesela Evliya-i Kiram hayatlarını okuyorsun. Davut Tayyip Hazretleri 30 sene oruç tutmuş annesi bilememiş. Efendim şimdi siz söylüyorsunuz işte herkes biliyor ya şimdi. Hayır Allah-u Teala açığa çıkarmış onu. Gerçekten kadıncağız anlayamamış. Oğlunun oruç tuttuğunu. 30 sene. Biz de tutuyoruz. Hayır öyle değil. Ramazan orucu değil onu tuttuğu. Senenin 5 günü oruç tutmak haram. Ramazan bayramının ilk günü. Kurban bayramı 4 günü. 5 gün. Bu 5 günün dışında senenin tamamını oruçlu geçiriyor. Annesi anlayamıyor oruç tuttuğunu. Davud Tayyip Hazretleri'nin. Ama Allah-u Teala sonra bunun açığa mı çıkarmış? Evet sonra Cenab-ı Hak bunları açığa çıkarmış. Kimin için? Ha, bizim gibi. Ahmak insanlar böyle biraz bir şey yapınca kendilerine bir şey vehmetmesinler diye Cenab-ı Hak bunların halini açığa çıkarmış. Bak benim böyle kullarım var. Sen bakıyorsun zınk diye oturuyorsun on sana. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Birazcık bir şey yapınca uçuyor kaçıyor falan zannetmesin. O iş öyle kolay değil. Evet ben de olmak istiyorum. Olmak istiyorsun. Hoydur meydan buyur. Dayanabiliyor musun? Yapabiliyor musun? Mübarek olsun. Evet. Mübarek olsun. O kapı herkese açık. Hiç kimseye kapalı değil. Allah-u Teala'nın kapısı çünkü Bahattin Bey. Herkese açık. Allah-u Teala'nın bütün kullarına açık. Efendim bütün Müslümanlar. Evet evliyalık göre herkese açık. Efendim kafirlere hidayet olur. Hepsine açık. Şuna kapalı buna açık ya değil. Herkese açık. Tercih insana bırakılmıştır. Evet. Tercih. İman edersin, etmezsin. İman ettikten sonra ibadetleri yaparsın, yapmazsın. Şartlarına uygun yaparsın. Şartlarını terk edersin. İtikadın düzgün olur, bidat ehli olursun. Tercih sana ait. Herkes tercihini yapar. Masanın üstünde hepsi var. Herkes masanın üstüne gelir, alır, sonra gider. Diyecekler ki, niye bunu tercih ettin? Gel bakalım. Evet. Herkese soracaklar bunu, herkese soracaklar. Allah-u Teala hakkımızda onun için hayırlısını versin efendim. Şimdi tabii konumuz sadaka olduğu için sadaka Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, beğendiği bir ibadettir. Ve Cenab-ı Hakk'ın kazanmasını, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya da bir vesiledir. Yani bahanedir. Bunun için sadakanın azı çoğu olmaz buyuruluyor kitaplarda. Az da olsa ver. Hemen ileride yok o. İlerisini boş ver. İleri dediğin zaman gidiyor zaten. Hani İmam Rabbani Kutsal Sözleri bir gün heladayken hani kapıya vuruyor falan hizmetçi geliyor. Çıkartmış işte ceketini ya da uzatmış. Bunu bir falan fakire götürür. Adam biraz koşarak götürüyor. O fakire veriyor geliyor. İşte o zamana kadar da İmam Rabbani Hazretleri heladan çıkıyor. Diyor ki efendim diyor bunu heladan çıktıktan sonra yapsaydınız olmaz mıydı? Heladan çıkıncaya kadar şeytan beni kandırabilirdi buyuruyorlar. Helada hatırıma geldi. Hemen yerine getirdim. Hemen yerine getirdim. Valla bilmiyorum yani sizin de başınızdan geçti mi şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizde. Aynı şekilde denemek bedava. Bir denesinler bakalım. Ya işte hatırınıza bir şey geldi. Bir fakire bir şey vereceksiniz falan. Tabii hemen falan. O anda vermezseniz veyahut da bu vereceğiniz şeyi geciktirirseniz bir gün sonra ya ona verirse aslında tamam da o da iyi olurdu da da başlarsın da demeye biter o iş yani. Ondan sonra olurdu verilmez. Bir sürü engeller çıkartır önüne, bir sürü mazeretler çıkartır falan filan derken o orada kalır. Yani o geldiği anda hemen müdahale eder de yapabilirsin, ne ala yapabilirsin. Hocam yoldaki bir taşı kaldırmak bile insanın ayağı takılır. Tabii düşmesin. Sadakadır. Sadaka oluyor yani. Tabii sadakadır. Hiç kimse buna dikkat etmiyor yani. Kaldırsa sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Hatta bakın hadis-i şerifte geçiyor bu. Din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzeri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Hep sadaka. Yani insanları rahatlatacak olan her iyiliklerin, şey, güzelliklerin hepsi sadaka mıdır? Hepsi sadakadır. Yani birisi geldi mesela diyelim ki
hanımıyla kavga etti. E sen oturdun, adamı dinledin, 3-5 kelime söyledin, rahatlattın. Sadaka mı da sadakadır tabii. Evet. Sevap mı kazandın? Tabii ki sevap kazandın. Yani yapılan işlerin hiçbirisi güzellik adına, iyilik adına yapılanların hiçbirisi zayi olmaz. Onun için din kitaplarında anlatılırken de buyuruyorlar ki İslam alimleri, bunları yaparken insanlardan aferin bekleyerek değil, insanlar sizi alkışlasınlar, onların şakşaklarına itibar etmeyin. Onların işte iltifatlarına da itibar etmeyin. Bunları ya Rabbi ben senin rızan için yapıyorum, mükafatını da senden bekliyorum deyin ve insanlardan gelecek şeylere karşı kapatın. Çünkü öbür türlü Allah-u Teala korusun, insanlardan gelecek aferin, insanlardan gelen alkış, insanlardan gelecek maddi menfaat sebebiyle bunları yapıyorsa dünyada bunun karşılığını alır. Alkışı alır. Bir şey kalmaz. Evet. Alkışı alır, parayı alır, itibarı alır. Hani insan ooo falan filan der. Fakat bu insanlara da güvenilmez. Bugünü ver, yarın söver buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bir bakıyorsun ama ayağın bir tökezler. O insanların hepsi gider. Yuh demeye başladı. Daha önce alkışlıyordu. E şimdi yuh demeye başladı. Bu insan böyle. Evet. Onun için insana güvenme. Eskiden sadaka taşları varmış hocam. Oraya evet. Konulurmuş. Şimdi, ihtiyacı olan da oradan ihtiyacı kadar alıyormuş. Minnet altında bıraktırmıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var da sağ elin verdiğini sol el bilmesin buyuruyor. Ecdadımız bakmış. O zaman yani %90'ın üzerinde insanların hepsinin yüzü ahirete dönük, güzel ahlak sahibi. Ve insanların hatırına mesela çalmak, başkasının hakkını almak, bu gelmiyor. Kul hakkı öyle bir yerleşmiş ki aman diyor başkasının hakkı bana geçmesin. Ve diyor bu fakire ben götürsem sadaka versen üzülebilir. Zaten istemiyor. Üzülebilir. Sonra ben verdiğim için beni görür, minnet altında kalır. Yani her gördükçe ama Bahattin Bey falan alsın falan diye mecburiyetinde kalır. Ama bilmemesi, minnet altında da kalmaması, bunu da sadakalaşlar yapmışlar. Mesela siz gidiyorsunuz oraya, cebinizin bugün durumunuz müsaittir. O günkü parayla 20 mecidiye koyuyorsunuz. 11 mecidiye gümüş paraydı onlar. Evet. 20 mecidiye koyuyorsunuz. E ben gidiyorum 10 mecidiye koyuyorum. Bir başkası geliyor 30 mecidiye koyuyor. Diyelim orada 100 mecidiye oluşmuş. Yani 100 lira oluşmuş. Bir fakir geliyor 10 lira lazım kendisine. 10 lirasını alıyor, 10 mecidiye alıyor ve gidiyor. E 90 kalıyor orada. Başka bir fakir geliyor alıyor. Başka fakir. Herkes. Bakın zengin fakir kardeşim minnet altında bıraktırmayayım. Yani onun insanlık şerefini küçültecek ve başkalarına böyle evini ocatacak duruma, zillete düşürttürmeyeyim. Çünkü dinim de zaten sağ elin verdiğini sol el bilmesin diye emrediyor. Sadakalarını koyup gidiyor. Fakir geliyor zaten ona aynı şekilde fakir. Onu kimseyi görmüyor orada. Kimin koyduğunu da bilmiyor. Kime minnet edeceğini de bilmiyor. Dua ediyor. Kim koyduysa Allah razı olsun diyor. Ama şahsı bilmiyor. Ama fakir de nasıl yetiştirilmiş ki? Fakir fakirliğini, zengin zenginliğini biliyor. Fakir de ne kadar ihtiyacı var 10 lira. 10 lirasını alıp götürüyor. Şimdi biz bırak onun içerisine konacak parayı, sadakadaşının kendisini çalıyoruz. Evet. Ve şu anlatılan şeyi hafızamız almıyor. Bu insanlar nasıl başarmış, bu insanlar nasıl yapmış diye. Hakikaten hafızamız almıyor. Kapıların önüne erzak paketlerini koyup bırakıp gidiyorlarmış. Evet. İşte kimin bıraktığını bilmiyor ama fakir olduğu için. Tespit ediyorlar. Önceden bakıyor. Tamam diyor. Mesela eskiden tekkeler vardı, dergahlar vardı, medreseler vardı. Ondan sonra Darul Aciz, şimdi zamanımızda var. Mesela o Ebul Vefa Hazretleri'nin mesela onun bir dergahı vardı. O dergah sadece dergah olarak ilim öğretmekle kalmıyor. Ve o bölgedeki insanların tabir caizse taramadan geçiriyor o bölgeyi. Sokak sokak, ev ev taramadan geçiriyor. Ve tespit ediliyorlar. Ama çaktırmadan, kimseyi rencide etmeden. Müslüman fakir ayrımı da yapmıyorlar. Ebul Vefa Hazretleri o semte gelip yerleştiği zaman. Hiç kimseyi de rencide de etmiyorlar. Tespit ediyorlar. Kimin neye ihtiyacı olduğunu. Tebdili kıyafetle böyle sokak sokak konuşuyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Önceden tespit ediyorlar. Kimin neye ihtiyacı var? Hepsini tespit ediyorlar. Ondan sonra gece takır takır. Gönüllü bunlar. Allah rızası için. Bir dağılıyorlar. Bir bakıyorsun gecenin bir yarısında bir paket bahçelerine konmuş, kapıların önüne konmuş, sabahleyin bakıyor. Allah Allah. Tam ihtiyaç duyduğu şeylerin hepsini bulu veriyorlar. E bu ne? İslamiyet'in güzel ahlakı. E ondan sonra o zaman mesela sur içerisinde bulup da Hristiyan olanlar seve seve İslamiyet'i kabul etmişler. E şimdi İslamiyet diyorsun, İslamiyet'in kokusu bile kalmamış. İslamiyet'in kendisi değil, kokusu bile yok.
Yani biz kendimize Müslümanız diyoruz da ama yaşayış itibariyle bakıyoruz. Yok, kokusu bile yok. Gitmiş mi? Evet, gitmiş. Onlara bakıyoruz. Onun için mesela Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumak lazım. Onun için o Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okumak lazım. Yoksa onlar okunmadığı müddetçe İslamiyet'ten nasibimiz hiçbir şey olmaz. Sadece İslam kelimesiyle işte konuşur dururuz. O kadar, başka bir şey olmaz yani. Şimdi cami kapılarında Allah rızası için deyip dilenen bir yiyen insan var. Bakıyorsunuz evleri, arabaları, bir yiyen malı da var. Adam meslek edinmiş bunu artık. Yani insanların şeyini, iyi niyetini suistimal ediyorlar. Aynen öyle. Bir de bir arkadaşım birisi anlatmıştı da şimdi. Bu arkadaş Fransa'ya gidiyor. Orada Fransa'da kurs görüyorlar. Orada bir tane Fransız yetkili bunun dikkatini çekiyor. Demiş sen diğerlerinden farklısın demiş. Ne farkım var ki demiş benim diğerlerinden. Sen demiş içki içmiyorsun. Ondan sonra demiş, domuz eti yemiyorsun. Karıya kıza gitmiyorsun. Demiş, farklı bir tarafın var. Yüzünde demiş, böyle huzur veren bir ifade var. Yani gönlünde demiş, yüzüne yansıyor. Çok huzurlusun, çok huzurlusun. Bunun demiş, sebebi ne? İslamiyet demiş. Yok demiş adam, İslamiyet olamaz demiş. Peki demiş, o giden arkadaş da demiş ki, o Fransız, iyiydi demiş, benim aldığım maaş ayın 15'ine kadar yetiyor. 15'inden sonra demiş, param kalmıyor. Evim yok, arabam da yok benim. Ben böyle bir kimseyim. Sen de diyorsun ki, ben seni tespit ettim, sen huzurlusun, rahatsın. Demiş, yani böyle bir adam eğer maddi ölçüler içerisinde olmuş olsa huzurlu olur mu? Demiş, olmaz. Yani 15'inde maaşı biten bir kimse nasıl huzurlu olur diyor. Ama diyor, sen kendin tespit ettin. Gerçekten ben huzurluyum diyor. Sen tespit ettin. Peki nereden kaynaklanabilir bu huzur? Ben Müslüman olmam. Domuz eti yememem. Ondan sonra içki içmemem. Harama aynı şekilde el uzatmamam. Bu demiş, dinimin bana bildirdiği. Adam yine kafa sallamış. Olamaz demiş ya. Nasıl olamaz? Ben o, demiş, o da Müslüman, o da Müslüman. Hayır. İki tane yok. Yan yana duruyor şimdi. İki yanında da Türkler var. Veya Müslüman geçinen. Adam dünyayı dolaşmış. Ben de Suudi Arabistan'a gittim, Mısır'a gittim, İran'a gittim demiş. Orada Müslümanlar gördüm. Bu adamlar demiş. Yani demiş, böyle demiş. Yani çok eşkıya gibi adamlar falan. Evet. Eşkıya gibi. Arkadaş bir misal vermiş ama. Çok hoş bir misal. Demiş. Sigaran var mı? Var demiş. Demiş sen sigara da içmedin. Ver demiş sen sigara, ver. Çakıyor sigara. Yak demiş sigarayı, yak. Almış eline bir kağıt. O sigarayı yaktıktan sonra kağıtla kağıdın altından tutuyor. Yakıyor. Ondan sonra kağıdın burasına da ateş yazıyor. Diyor ki bak bu sigara yaktı burasını. Evet diyor. Ama diyor buraya ateş yazdım, yakmadı diyor. Ya olur mu diyor ya. Bu aslı usuleti diyor. İslami, bugün de Müslümanların bir aslı olanı var, bir de sureti olanı var. Yani demiş, İslamiyet'in aslı olunca aslı olur. Ateşin aslı yaktığı gibi. İslamiyet'in aslı dedelerimizin tatbik ettikleridir. Sadakayı da onlar öyle vermişler. Zekatı öyle vermişler. Birisi bir zamanlar gelmişti de bir şey soruyordu falan. Siz dedi zekat dedi hep dedi kağıt para olmaz, muhakkak altın gümüş vermeniz lazım diyorsunuz dedi. Daha önceki insanlar ne yapmışlar falan. Hiç dedim tarih kitabı okudun mu? Yok dedi falan. Dedim ya daha işte 80 sene önce, 90 sene önce. Öncesine kadar. Kağıt para yoktu. Kağıt para yoktu. Bu coğrafyada. Mesela sultanların adına basılıyordu. Ben gördüm onları. Yani nenemlerin kullandığı paraları gördüm ben. Mecidiye diyorlar. Gümüştü bunlar. Ya adamın kullandığı para gümüştü zaten. Ve biraz daha iktisadi devletin güçlüyse altından basıyordu parayı. Dedim şeylerde mesela bu kabirleri falan kazıyorlar, bilmem ne yazıyorlar, gayrimüslim kabirlerini, Hristiyan kabirlerini bilhassa kazıyorlar, ediyorlar falan. Orada dedim işte Bizans altınları falan çıkıyor. Onlar ne biliyor musun sen? O günkü Bizans'ın kullandığı para bu. Venedik'in kullandığı para bu. Altından basıyor ya. Evet. Altından basıyor. Hadise bu. Daha önceki parası altındı. Ondan sonra gümüştü. Cenab-ı Hak çünkü altın ve gümüşe kıymet vermişti. Altın ve gümüşe kıymet vermişti. Dolayısıyla insanlar da parasını ona göre bastırıyordu. Evet, ona göre bastırıyordu. O zaman da problem söz konusu değil miydi? Evet, problem söz konusu değildi. Dolayısıyla
verdiklerimizi biz hani Allah rızası için vereceğiz, fakat ibadetlerimizi yaparken de, temel bilgileri araştırırken de, bir şey sorarken veyahut da öğrenirken de bunun geçmişini mi karıştır ya? Geçmişini mi karıştır? Daha önce nasılmış? Şimdi İslamiyet'in aslı. Ecdadımız bunu tatbik etmiş ve dünyaya da hakim olmuş. Örnek olmuş. Her bakımdan örnek olmuş. Aslı kitaplarda yazılı duruyor. Sen bugün uyduruk kaydırık insanların anlattıklarına bakarak aynı şekilde İslamiyet hakkında hüküm veriyorsun. Olur mu öyle şey? Adam bir tanesi çıkıyor, şov yapıyor. Yok efendim bilmem ne diyor. Öbürsü çıkıyor kendi kafasına göre. Olur mu diyor, sen istediğin gibi yap diyor falan. Bunlar din adamı falan değil. Şaklama. Olur mu? Şaklama. Çok da zor bir şey değil ki hocam. Yani altını vermek. Ha kağıt parayı vermişsin, ha altını vermişsin. Yani zor bir şey mi? Ama işte uygulamak orada, zor orada emre uyacak ya. Emre uymak nefsin zoruna gidiyor. Emre uymak nefsin. Ya, o parayı veriyor. Tabii. Git onun kadar bir altın al, al bunu ver fakire. Aynı şey yok. Ve orada hemen bahane hazır. Hem fakir onu satarsaymış ucuza gidecekmiş. Allah Allah. Sana ne ya? Nereden biliyorsun satacağını? Satmaz. Ya bekliyordur belki de öyle bir şey. Ya bir işte şey olsaydı ya falan, bize böyle bir işte çeyrek altın getirmişti. Biz götüremedik, edemedik. Sen götürdün çeyrek altın, zekatın. Ha dedi ya. Ne iyi ettiler ya. Götürüp verecek onu. Sana ne? Satacağını nereden biliyorsun? Evet. Ben öyle çok mu? Niye satsın ki? İhtiyacı onu da satar. Onun mülkü olduktan sonra o bedava da verir. İstediğini yapar. Sana geri hediye eder. Sana geri hediye eder. Belli olmaz. O seni ilgilendirmez ki. Onun için elimizden geldiği kadar dinimizin emrine uyarak zekatımızı, sadakayı, fıtrımızı öyle yapacağız. Ha onun dışında sadaka sınıfına girenler, ondan sonra serbestsin. Kağıt para ver, demir para ver, bakır para ver, alüminyum ver, ne verirsen ver. Verdiğin hepsi sadakam olur. Yani insanların istifadesine, faydasına olacak şeyleri verdiğin zaman sadakam olur, sadaka olur. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sadaka sahibi mahşer günü hesabı bitinceye kadar sadakasının gölgesi altındadır. Yani o mahşer yerindeki o sıkıntıdan Cenab-ı Hak onu muhafaza eder. Ve bir de vermek faziletli midir? Evet. Veren el alan elden üstündür. Hatta hadis-i şerifte üstteki el alttaki elden. Yani veren el alan elden daha hayırlıdır buyurulmuştur. Öyle değil mi? Vermekte izzet var. Almakta zillet var. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Sadaka vermek, iyilik etmek, ana babaya ihsanda bulunmak ve akrabayı ziyaret etmek şekaveti saadete çevirir. Ömrü uzatır ve insanı felaha elimden korur. Şekavet nedir? Allah-u Teala'ya isyan etmekten saadete, yani Cenab-ı Hakk'a tabi olmaya ve böylece de huzura kavuşmaya sebep olur. Evet, sebep olur. Ve bugün mesela yabancılar bile tespit etmişler. Habire söylüyorlar. Bir şeyler verin diyorlar. Sinir hastalığına iyi geliyor. Evet. Çünkü verirken, verdiğiniz zaman karşınızdaki kimse, yol gösterdiniz, iyilik ettiniz, o memnun oldu. Müteşekkir oldu. Siz zamanla yavaş yavaş bir haz duyuyorsunuz. O hazla beraber vücutta bir rahatlama meydana geliyor. O gerilen sinirler, stresle böyle tarumar olan sinir, vücut, iç organların bir rahatlama dönemine girer. Ve tespit etmişler sinir hastası olmaz. Hakikaten olmuyor. Doğru mudur? Doğrudur tabii ki. Kendi kabından din kardeşinin kabına bir miktar su boşaltmak sadakadır. Emr-i maruf ve nehy-i münker yapmak, din kardeşine güler yüz göstermek, yoldaki taşı kaldırmak ve yol göstermek de sadakadır. Hadi buyur. Genişletmişler. Bir başka hadis-i şerif. Bu hadis-i şeriften naklettiğim. İki kişinin arasını bulmak sadakadır. Dargın iki kişi arasını buluyorsun, sadakadır. İnsanların en hayırlısı, iyisi insanlara faydası dokunandır. Halka mudara etmek de sadakadır. Ne demek o mudara etmek? Şimdi baktın karşısındaki kabiliyeti, kapasitesi müsait değil bu haddime. Alacak durumda değil. Sen de mudara ediyorsun. Ne demek o mudara? Yani adamı idare ediyorsun. Bodaslamasını dost doğru söylesen anlamayacak. Fitne çıkacak, kavga çıkacak. Orada ne yapıyorsun? Adama bakıyorsun. Adama mesela mikrofonu anlatacaksın. Ya mikrofonu anlatsan adam anlamayacak bunu. Orada ne diyecekti? Ben de bilmiyorum işte, buraya böyle koyuyorlar falan işte, böyle ses gidiyor ama nasıl gidiyor bunu bilenle sormak lazım deyip atlatacaksın. Halbuki sen biliyorsun. Bilenle sormak lazım. Yanlış bir şey söylemedin. Yalan da söylemedin. Çünkü karşıdaki kimseye ya sen ahman teksin, salağın teksin, sen anlamayacaksın. Onun için ben sana anlatmayayım. Denir mi? Denmez. Peki ne yaptın? Adamı da kırmadın aslında. Bunu bilele sormak lazım. Ya. Biraz da zaman çarpın. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Halka, insanlara mudara etmek de sadakadır. Yani hallerine göre davranmak. Hallerine göre davranmak da sadaka mıdır? Evet, sadakadır.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, muhtaç akrabası dururken başkasına sadaka veren kimsenin sadakasını Allah-u Teala kabul etmez. Zaman zaman bize de aynı şekilde okuyor kitaptan. Bu hadis-i şerifi görüp de bize sual olarak İslam ve Toplum programında da yöneltenler oluyor. Hadis-i şerif bu. Benim amcaoğlu var. Meyhaneden çıkmaz. Ben buna götürüp para mı vereceğim? Hayır. Hadis-i şerifte akrabadan başla. Salih akraba o. Fasıksa yiyecek ekmeğe muhtaçça ekmek verirsin. Para vermezsin. Para versene. İçki içecek çünkü. Fasık çünkü. Zekat verirken, sadakayı fıtıra verirken de akrabadan salih olanlar tercih edilir. Önce onlar. Fasıkları var. Fasıkları var. Bunların inkar edenleri de var. İnkar edenler de zaten verilmez. O fasıklarına vermez. O zaman diğerlerine aynı şekilde kaydırılır mı? Tabii kaydırılır. Efendim işte yine akraba versek olmaz mı? Hayır. Müslümansan, Müslümanın dinini bilenlerini kayırırsan İslamiyet'e hizmet etmiş olursun. Nasıl hizmet etmiş olursun? Şimdi fakir, garip fakat dininin emirlerini yerine getirenlerinin bu şekilde zekatlı olsun, sadakayı fıtırlı olsun, sadakalarla takviye edildikleri görülünce, duyulunca demek ki Müslümanlar birbirlerine destek oluyor, birbirine yardım ediyor. Yani ben İslamiyet'in emrini yerine getirip garip kalmıyorum, kimsesiz kalmıyorum. Onun kalbine kuvvet veriyorsun. Dolayısıyla İslamiyet'in emirlerini yapmak, İslamiyet'i yaymak konusunda ona güç ve kuvvet mi veriyoruz? Evet, güç ve kuvvet veriyoruz. Peki fasa vermeyince o da düşünecek, diyecek. Burada hatır gönül söz konusu değil. Allah-u Teala'nın emri söz konusu. Ben kendi paçamı düzelteyim, vaziyetimi düzelteyim demeye başlayacak. Demeye başlayacak mı? Elbette ki başlayacak. Bir hadis-i şerifte geçiyor da Allah-u Teala bazı kullarına çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olması için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Eğer bu nimetler onlara ulaştırılmazsa Allah-u Teala o nimetleri bunlardan alır, başkalarına verir. Ya. Yani ondan alır, başkasına mı verir? Evet, ondan alır, başkasına verir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın mülkündesin. O vermiştir. O ihsanda bulunmuştur. Sen kalkıyorsun. Aynı şekilde benim değil. Benim en çok garibime gidenlerden her zaman onu naklediyorum. Mesela buğday gidiyorsun. Bir tane buğday tanesi toprağa atıyorsun. O buğday tanesine Cenab-ı Hakk'a güç kuvvet veriyor, yeşeriyor. Başak meydana geliyor. O başakta 70 tane oluyor. Bir buğday tanesi attın, 70 tane verdi Cenab-ı Hak o buğday tanesinden. Ve Cenab-ı Hak emrediyor, buyuruyor ki ey kulum, bunun onda birini fakir kullarıma ver. O 70 tanenin onda biri 7 tane eder. 63'ü sana kalsın, 7'sini fakir kullarıma ver. Diyor kul. Allah Allah. Ne kadar garip bir şey değil mi? Evet. Onun için bu hali özetlemek için babaannemlerin sık sık kullandıkları bir söz vardı, atasözü. Oğlum derdi, baba oğula bağ bağışlamış da oğul babaya salkımı, bir salkım üzümü sakınmış derlerdi. Hakikaten öyle. Baba oğula bağ bağışlamış ama oğul babaya bir salkım üzümü çok görmüş. Allah Allah. Ya yoktu salkım üzümü, bağ verdi sana. İşte benim ama diyor. Benim ama. Hemen benim diyor insan ona. Garip. Onun için kitaplarda buyuruyor ki vermeye alışın. Az da olsa, çok da olsa, çünkü sadaka malı eksiltmez. Yani sadaka vermekle mal eksilmez. En fazileti sadaka, kendisi muhtaç olduğu halde fakirin verdiği sadakadır. Bunlar da bu naklettiklerinde hadis-i şerif mi? Hadis-i şerif. Ve kazandığınız temiz şeylerden sadaka veriniz. Bu da ayet-i kerimedir. Ve bir hadis-i şerif var. Onu da naklediverelim ve bitireceğim. İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Ancak 3 şeyden kesilmezmiş. 1- sadaka-i cariye, 2- faydalanan ilim, 3- kendisine dua edecek salih bir evlat. Sadaka-i cariye de camidir, okuldur, faydalı bir kitaptır. Mesela almıştır, tam ilmihan sahibi vermiştir. O kitap okunduğu müddetçe ölse bile ona sevabı gelmeye devam edecek mi? Evet, devam edecek. Yazana da aynı şekilde, dağıtana da, verene de aynı mıdır? Aynıdır. Ondan sonra kitap vermek de sadaka mıdır? Tabii. Hem de Allah-u Teala'nın dinine hizmettir. Emr-i maruf mudur? Emr-i maruftur. Onun için efendim, hele Ramazan-ı Şerif'te zaten sonuna geldik. Daha mı kıymetliydi? Daha kıymetliydi. Peki efendim, biz Ramazan-ı Şerif'te kendimizi alıştırırsak Ramazan-ı Şerif'ten sonra da bunu vermeye devam edebilir miyiz? Tabii, inşallah Teala. Efendim, Cuma gecesi hatır ve hürmetine Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabule karın eylesin. Son nefeste iman selameti nasip etsin. Ve bu gecenin de feyzinden istifade etmemizi nasip etsin. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler.
Gönül Pınarı.